Başkan gördünüz mü yani sevgili dinleyiciler? Öncelikle tekrar günaydın hepiniz. Hoş geldiniz diyeceğim. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii bu süreçte ilk önceliklerimiz rutinleri gerçekleştirmeye çalıştık Manavgat'ta. Ama önümüzde asıl bizim seçim dönemindeki projelerimiz var. Artı vaatlerimiz var. Ufak ufak gidiyoruz. Önümüzde 5 yıl süresince neler yapacağız? Neler yapabiliriz? Bunları hazırlık yapıyoruz şu anda. Yani 5 yıllık stratejik olarak hem planlı yapacağız, neler yapacağız? Bir yol haritası olacak. Baştan söylediğimiz gibi biz biriz, birlikte yöneteceğiz gibi bir sözümüz var. Ve bu sözümüzü gerçekleştirmek için de hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan Manavgat'ın sorunları nelerdir? Bize ulaşabilen bütün sorunları teker teker çözebildiğimiz oranda yürüyoruz. Bunun için gerekirse Ankara'ya gidiyoruz, gerekirse Antalya'ya. Ama burada da yine o çalışmayı yürütelim diyoruz. Sizlerin fikirlerini dinlemek istiyoruz ve bunları not alacağız. Bir taraftan arkadaşlar kayıt yapacak ama bir taraftan da Emre arkadaşımız bunları teker teker not alacak. Gerektiğinde de dosya halinde de verebilirsiniz. Biz bu planı hazırlıyoruz ve önümüzdeki günlerde netleşecek. Büyükşehir'le çok iyi uyumlu bir çalışmamız var. Onun dışında diğer ilçe belediyeleriyle de uyumlu bir çalışmamız var. Manavgat'ın içerisinde olan her şey bizim de sorunumuzdur. Manavgat'ın içerisinde yapılacak her şey bizimdir gibi bir bakışımız var. Yani vatandaş sorun yaşıyorsa hepimiz sorun yaşıyoruzdur. O yüzden de hepsine sahiplenip çözmek için kendimizi öne çıkartıyoruz. Sizlerden benim isteğim, kendi alanlarınızda neler önerirsiniz, neleri eksik yapıyoruz ve neler yapalım? Bunda fikirleriniz bizim için değerlidir. Bunları not almak istiyoruz. Toplantının asıl amacı da birlikte neler yapalım. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma bizi bir araya getirdiği için, kahvaltı için öncelikle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, değerli başkanım, sizler de biliyorsunuz ki Manavgat'ın birçok noktasında hükümet tarafından yapılacak eksiklerimiz var. Bunun başında doğalgaz geliyor. Bunun başında Manavgat Üniversitesi geliyor. Bunun başında D400 karayolunun maalesef ki artık bu yoğunluğu taşıyamıyor. Bugün bu saatte Manavgat'tan çıksa en az 2 saatte Antalya'ya gidiyoruz. Dolayısıyla sahil yolunun bir an önce açılması lazım. Denizkent'le Boğazkent arasındaki yolun bir an önce açılıp işleve konulması lazım. Giremediği için taksi kapının ardına götürüyorum. 30 metrelik bir yürüyüş yolu var. Bu sıcakta o yolu yürümek istemiyordunuz. Bu konuda yardıma hazırız oda olarak. Kentsel dönüşümün bir an önce hayata geçmesini isteriz başkanım. Teşekkür ederim. Olacaktır. Her şey olacak. Trafik sorunları önce biraz daha kum bölgesine değer katacaktır. Orada şu anda yapılaşamıyor. Aslında en büyük problem Aşağı Pazarcı Mahallesi bizim için. Orası Manavgat'ın merkezinde ve hani köhne kalmış bir yer tabiri caizse. Sorgun ormanları şu anda Side Turizm Bölgesi'ne bağlı olarak görünüyor. Side'yi de okulların önlerine bir boyama yapmamız lazım. Okulların geldiği noktalarına ama siz bütün odaları bir çatı altında makul bir yer gösterirseniz kendi imkanlarımızla biz de yılda bir defa bütün esnaf odalarımızın katılımlarıyla, bütün esnafın direkt muhataplarıyla görüşebilecekleri. Pazarımız yok diyene kadar, iki pazarımız var bütün. Perşembe, sitemiz küçüktür. Hücrekler hiçbir zaman toptancı araçları tarafından kullanılmıyor. Şu anda herhangi bir Manavgat Yasaklar Kooperatifi olarak bir eksiğimiz yok. Özellikle personel servislerinin mahalle aralarına park etme konusunda aşırı derecede vatandaştan şikayet var. Canlı hayvan pazarının aktif bir şekilde, güzel bir şekilde kurulmasını talep ediyoruz. Şimdi otelci arkadaşlarımızla görüş. Aslında biraz daha genişletip Yok ben öyle demem. Taksi gelirler de sen. Bildiğin dediğin yeri anladım. Doğalgaz konusunda bizim açımızdan bir durum yok arkadaşlar. Geldiğimiz ayda meclisten geçiyoruz. İlk toplantıda Aşağı Pazarcı bölgesinin mutlaka kentsel dönüşüme sokulması gereken bir bölge. Aynı şekilde Bayır'da da bazı bölgeler var kentsel dönüşüm. Esnafın oradaki en büyük sorunu turistin içeri girip girmemesinden kaynaklı değil, turistin alışveriş yapmamasından kaynaklı. Ben çok teşekkür ediyorum. Projelerimiz
var. Zaman içerisinde uygulamaları göreceksiniz. Hep beraber yapacağız. Açılışlarda buluşmak üzere. Çok teşekkür ederim. Başkanlara teşekkür ederim.